Efendim merhaba, ben Yaprak Özer. Sohbet konumuz bugün faaliyet raporları. Faaliyet raporlarında yapılan araştırmalar, yani bunların üzerine yapılan araştırmalar, yatırımcıların bazı konularda eksiklikler bulduğunu gösteriyor. Bunların başında ülkeler arası karşılaştırılabilirlik var. Yani veriler ve bilgiler her ülkede aynı şeyi ifade etmeyince aslında dünyanın öbür ucunda size yatırım yapmayı düşünen birisini siz engellemiş oluyorsunuz. Diğer yandan yine eksiklikler arasında gösterdikleri önemli konulardan bir tanesi, yatırım yapmak istedikleri alanda öne çıkartılacak önemli bilgiler. Yani önemli ile öncelikli gibi, hani biz iletişimcilerin de çok sıklıkla ifade ettiği konular bunlar. Yine çok önem verdikleri konu, eklemlendirilmiş pek çok bilgiyi sunuyoruz ama bu bilgiler arasında kopukluk var. Kopukluk deyince de konuşmuyor birbiriyle. Yani aslında değer yaratma. Zaten entegre raporlama da bu nedenle çıktı. Entegre raporlamada sermayenin her türlüsü, maddi ya da maddi olmayanların şirkete ne değer kattığını birebir göstermek. Bunun çok hikayesini yapmadan, yazmadan daha kısa ve tempolu bir şekilde tüm birimlerin birbirleriyle konuşarak aslında o tepedeki ki şirket resmine, şirket ismine, şirket markasına kattıkları değeri anlatmak istiyor. İşte gördüğünüz gibi faaliyet raporları konuşan bir bilgi, bir bilgi derlemesi. O zaman bu noktada vizyona da ihtiyacımız var. Yani mevcut durumu anlatan raporlar çok önemli. Fakat gelecekle ilgili ne diyor? Küresel gelişmeler, ekonomik sıkıntılar pek çok yöneticinin çok uzun vadeli konuşamamasına ya da yön gösterememesine sebep olmakla birlikte yatırımcı geleceğe ilişkin somut bilgiler arıyor. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Daha detaylı bilgileri faaliyetraporları.com'la Yaprak Özer YouTube kanalında bulabilirsiniz.